Hello, can you hear me okay? Merhaba, duyabiliyorsunuz beni değil mi? Okay. You got your translators on and Evet, kulaklıklarınızı So I'm so almışsınızdır happy to be diye here. ümit It's a big ediyorum. honor Burada to be with bulunmaktan kindred dolayı spirits who are bir all mutluluk working with duyuyorum. rain, water Hepimiz burada in all yağmur different suyuyla ways. çalışıyoruz. So I'm Hepimiz going to farklı start right off the yönlerinden bat bakıyoruz. with Ve ben de a sculptor bir for decades heykel and tıraşım 10 my yıllardan work beri. now is Şu not just to anda be put on a sadece pedestal, like so much of my yani work bir in museum collections müzeyum are on koleksiyonu a pedestal. olarak For bir my work kürsü now is on üzerine a koymak pedestal for istemiyorum passive ama reasons. pasif Because I sebeplerden harvest dolayı rain above şimdi ground bir and they're yer üzerine passive. So koyuyorum. getting the Çünkü height up, the work up on su now on a ile ilgili pedestal olan is for a whole different reason. So heykellerimi this koymamın is an early nedeni piece tamamıyla başka bir of a sebepten woman going kaynaklı. Bu to bir the well, kadının and this is in kuyuya ceramic. gidişi And I'm going to ile talk about ilgili my bir journey heykel ve bu just a little bit, aslında biraz da how I ended kendi up harvesting hikayemi rain. So we're going to just anlatacağım. quickly show a Nasıl few acaba early burada pieces and then to the yağmuru big ben sculpture, the big rain hasaplıyorum gibi harvesting. bir So the düşünce idea with the well, üzerine the yaptım. water Yani source has kuyu always historically been ve a place su for kaynağı meeting and a her zaman social toplanma ve nexus. sosyal This piece here buluşmanın bir anlamını oluşturuyor. Bu shows a woman gördüğünüz and she's got the vessel heykel on her head and all the gördüğünüz cups gibi around her sakayı waist. alıyor She's heading to the başının well. üstüne ve buradan And you kuyuya in doğru Istanbul, in gidiyor. Turkey, Burada with your İstanbul, cisterns of the Basilica Türkiye'de cisterns, your history is so bazikanızı aynı incredible when it zamanda comes to sahneçlerinize rainwater baktığımız zaman harvesting. So gerçekten son all the derece more exciting to be here. önemli. Bütün buradaki All right. işaretler aslında ne kadar değerli olduğunu gösteriyor suyun. In this case, there's Bu three durumda figures, burada üç and kişi they're going var to the ve well, bu and you see a detail of a kuyuya doğru bucket gidiyorlar ve entering yine the water. burada This sakayı is early görüyoruz. work, Sakanın just to give you an idea. kuyuya doğru They've inişini always been obsessed görüyoruz. with Daha da water kovanın as su the source. kuyunun içerisine girdiğini görüyoruz. Bu da ilk çalışmalarımdan bir tanesi. I curated a large show at a botanical garden Yine that all the burada work was botanik water, wind, or bahçesinde su, solar driven. güneş ve And aynı we had a zamanda lot of toprak solar and a lot of wind, kind of ve kinetic, but we rüzgar needed water harvest, so I decided kinetiği I would oluşturuyordu make a belki ama series biraz da just to kind suyla of ilgili fill bir daha that fazla bir need. şeyler yapmamız And gerektiğini düşündüm. I used standard rain Dolayısıyla barrels you can just get, burada online or at the hardware store. With kolaylıkla large clay, it was very unpacked, alabileceğiniz very, materyallerle not beraber bir practical, takım but just to show the journey. malzemeler But olarak there were these özellikle huge kil clay üzerinde glazed çalıştım ben. ceramic Kil, sort of rain seramik harvesting, ve aynı and they were based zamanda on su, plants, yağmur like in suyu biomimicry that harvests the rain hasatı and the yapıyoruz biz fog, burada. the Aynı dew zamanda would da roll down sisi and de burada fill these temsil up. edici They bir were. şekilde kullandım. Tüm This su led burada to my first toplanıyor ve public bu bir sculpture ilk commission, and they said, kamu "Okay, Allison, we love the idea of sergimi harvesting yapmış rain, oldum. Evet, but it sen has to be burada sort of yağmur suyunu for the toplamayı public, seviyorsun ama bunun da So kamuya açık olması when gerektiğini you're dealing with the düşünüyorum public, the deneyde. materials have Yani to be burada lasting baktığınız snow, zaman ice, wind, kullandığınız hurricanes, materyaller all the bütün weather conditions and yağış the public. Kids koşullarına climbing and all ve the aynı shenanigans zamanda that can happen. So insanların da I work with boat dokunmasına builders. dayanıklı I love olması working with gerekiyor. different Ve ben de farklı and teaming up with different communities. Topluluklarla So this çalışmaktan çok piece büyük bir zevk harvested. alıyorum. Dolayısıyla bu bir işbirliği içerisinde I oldu. worked Bu with parçada Blount ben boats. They're very known for making ferry boats all over the world. özellikle bütün And they had never dünyada done a work of gemi art before. yapan And it bir was really, şirkette I beraber always çalıştım. love Daha önce hiç working in sanatla different ilgili bir şey communities and bringing yapılmamıştı ve art ben de into different farklı areas. toplulukları bir araya getirip sanatla bir farklı So this is the first şekillerde one. And it sanatımı göstermeye harvests gayret about ediyorum. Ve 800 burada gallons of 800 rainwater galonluk for bir a yağmur public town suyunu park. And it bir brings şehir awareness. There's parkına koyduk signage and ve a QR burada code. yine QR So kodu people koyduk ki understand that insanlar all the water böylelikle being bütün su used kullanılan on this suyun site bu is stored and alanda harvested by my depolandığını ve work. aynı It's zamanda called Whirl. çalışmam tarafından hasat edildiğini anlasınlar istedim. And you can see it's all season. Yine bunları So her it acts as a public mevsimde sculpture off season. sergilendiğini You just leave the görüyorsunuz. tap open Ne and you don't yapıyoruz want the water to burada? freeze and Sezon dışı expand olduğu in the zaman colder burada climates. üst Very kapağını simple. It has açıyoruz ve mosquito netting. I mean, they're soğuk just maintenance, very zamanlarda, low soğuk maintenance. dönemlerde burada suyun At the same buzlanmasını, time, I was asked to hapsolmasını sağlıyoruz. participate Daha in sonra Venice, genişlemesini Italy, sağlıyoruz. Venedik, with the İtalya'da bir ECCC, European çalışmamız, Cultural ECC Center, Kültürel the Biennale, the Merkezi'nde architecture Biennale Biennale. yapmıştık. Mimari So I was Biennale'de yer thinking, oh, the winged almıştım ve ben de lion, evet that's the burada symbol of Venice. I like working kanatlı the history aslan of aslında where I'm baktığımız working. zaman benim de So this is çalıştığım very alanda ilgili site-specific çok büyük piece. benzerlik gösteriyor. Çok At the spesifik same bir time, I was alandı asked benim to do için ve 12 durumdu benim life-size için. lions Ve for ben a 12 Newport Bellevue tane Avenue on the roof of a museum müze that had üzerinde been destroyed by a gerçek hurricane büyüklükte in aslanların 1938.
konulduğu bir yerde ve zamanında da büyük bir fırtınadan yıkılmışlardı ve ben Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bir sanatçı olarak ben de burada kilden yapılmış heykeller yapıyorum ve mimari kille ilgileniyorum ve bu gerçek boyutlardaki bütün bu aslanları yaptım. Audrey Araba Müzesi üzerinde yaptım. Şimdi bunun tarihi tabii ki binanın tarihini de düşünerek ve zali hazırda sanki orada varmış gibi göstermek istiyorum ama aynı zamanda da bu Venedik parçasını düşünüyorum. Evet, kanatlı aslan. Zaten daha önce aslanlar yaptığım için artık bunu yapabilirim diye düşündüm. Dolayısıyla Venedik'te birkaç tane yer üzerine çalıştım ve gerçekten de bu alandan çok etkilendim. Ve aynı zamanda burada The Pozzo alanından çok hoşlandım. Venedik'te bu kuyulara baktığım zaman aslında bunları aslında onlar da tarihi olarak binlerce yıl önce suyu suyu aslında hasatlıyorlardı. Çünkü aslında bütün buradaki kuyular bataklık üzerinde kuruluydu. Burada sizler aslında insan eliyle yapılmış rezervuarlara gidiyorsunuz. Sular buradan burada alandan, merkezden geliyorlar ve bu rezervuarların içerisine giriyorlardı. İnsan yapım rezervuarlardı bunlardı. Şu anda baktığım zaman filtreleme, kum dediğimiz zaman aslında tekerrürden ibaret. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu antik rezervuarlara baktığımız zaman su öncelikle toplanıyor, ondan sonra filtreleniyordur. Eski Roma'da da daha sonra erişimini sağlıyordu. Dolayısıyla bugünkü tasarımlar gerçekten beni çok etkiliyor ve bunun da tabii ki tarihle bütünleşmesi, tarihi olarak da üst üste yerleşmesi çok ilginç geliyor bana. Yine burada Venedik'te başka bir sene önce yapmış bir heykel yine daimi olarak başka bir lokasyona lokasyonda sergilenecek. Ve üstteki baktığımız modeller ve taç yaprakların yaptığını görüyorsunuz. Ve yine bunun üzerine aslan başları ekledim. That gives an idea of scale and this, if it was permanently to be installed, would be up, yani, up on a, maybe a 3-foot base because they're all passive. Bir şeyin üzerine so the koymam water, gerekseydi, bir miktar bir yukarıda kalan bir kaide üzerine konulması gerekirdi. Ama şu anda tabii ki yer değişeceğinden dolayı bu şekilde yüzeysel koyduk. Burada üç kız kardeş isimli bir çalışma bu. Beraber çalıştığım Deborah Spears Moorhead isimli bir Kızılderili ile beraber yapmış olduğum bir çalışma ve oradan onun hikayesi aslında Doğu ormanlarından oluşan bir hikaye ve burada bir kadın gökyüzünden iniyor ve aynı zamanda tahıllar ve aynı zamanda fasulyeler ve aynı zamanda mısırlarla doğum yapıyordu. Soho, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve burada gerçekten çok değerli meslektaşlarımla beraber çalıştım. Covid'le beraber yani bazı iyi şeyler de oldu. İnsanlar taking interest in their outside areas, their parks and the dining pavilions pushed yani out burada daha fazla dışarıda olmaya başladılar ki yani bazı tabii ki sandalyeler, masalar vesaire hepsi dışarıdaydı ama tabii ki farklı türde ulaşımla çalışmaya başladılar. Dolayısıyla gerekirse burada forklift'e değiştirmeye çalıştılar. Burada gördüğünüz gibi tanklar var. Pavyonun tanklarını görüyoruz. Burada su aşağı doğru iniyor. Sanki bir burada bir kamu heykeli olduğunu görüyor. Burada yağmur suyunu depolandığını anlıyoruz, hasatlandığını anlıyoruz. Ve bu fikirleri, ipuçlarını veriyoruz burada izleyenlere. Evet, geçen baharda Birleşmiş Milletler Su Zirvesi'nde konuşmamı istemişlerdi ve yağmur suyu toplama işimden bahsetmemi istemişti. Burada really once again just like this gathering today daha önce dediğim gibi bugün de like-minded people olduğu gibi benzer fikirleri olan insanların buluştuğu
Ve tamamen I had a su small üstüne rink bir that we had in the with all of the different paylaşımdı. companies had their Burada birçok information farklı out and my şirketin work was sort of there exuberantly holding down the corner. buluştuğu bir noktaydı ve bu So I was köşe de born and benim raised in the Redwoods köşemdi of ve Northern ben California, Kuzey and I think Kaliforniya'nın Redwood biomimicry, bölümünde the study of büyüdüm ve nature to solve our problems, comes very sorunlarımızı natural çözmek to me. The için idea of harvesting the upper canopy, lower canopy, buradaki directing water doğayı where you want it. kopyalamak, The üst Redwood trees are kanepi, alt brilliant at kanepi it. gibi And ağaçların kendi yapılarını kopyalamak çok I büyük bir avantaj bence. created this design with Reed Dolayısıyla Architects, bu something tasarımı I'd love to do someday. mimarlarla But this whole idea birlikte of a whole sort of gerçekleştirdim ve public sculpture that's more of a grouping of trees and a bir larger grup canopy to bring ağacın water into a bulunduğu daha large geniş bir alanı vessel, in this case kaplayan a boulder kind of shape ortada seating, görüyorsunuz an bütün inspired suyun garden toplanabildiği bir where people sit. yapı oluşturup This is insanların just a couple of drawings, oturabileceği de bir and bahçe this is in oluşturmak stainless steel istiyoruz ve mesh and is wonderful for projections at night çelikten for yapılan bir urban yapı ve site. aynı zamanda geceleri de ışıklandırmayla çok This güzel is bir also tasarım using stainless yapılabiliyor. steel mesh with these Burası da kite aynı forms that harvest şekilde the rain çelik kullanan and bir the yapı. fog and are good for projection, which is very exciting to do, Ve aynı and zamanda harvest into these projeksiyonla barrel shapes, which is bir traditionally how görüntü boats yansıtmak would için çok harvest rain off the güzel. sails of the Yapılar da aynı boats into zamanda barrels. So as a public deniz sculptor, araçlarının I'm always looking for yelkenlerinden interesting shapes in esinlenerek nature, because yapılmış bir şey. Aynı this is a zamanda maguey çoğunlukla plant that doğadan stores the water in its base, ilham a la alıyorum. miel in Buradaki Spanish. yapıyı And görüyorsunuz. I İspanyolca'da recently, Miguel adı just verilen bir Saturday, have just come from my yapı ve opening in geçen Florida at the cumartesi Florida Botanical Florida'da Gardens, botanik and I created a bahçelerde large rain harvesting sculpture geniş with bir the yağmur community toplama in front of their new heykeli learning center. oluşturmuştum ve yeni This eğitim is a brilliant merkezlerinin önüne public site kurulmuştu bu ve piece to çok bring güzel bir kamu awareness to ortamı rain ve harvest. aynı zamanda yağmur toplamanın I think that it's really important to create farkındalığını something arttırmak için de çok exciting önemli. Bu using tür art to get the conversation going. I'm not interested. These works are bir not meant to konuşmanın solve gerçekleşebilmesi major için bir water issues. They're just to get the gündeme conversation going gelinebilmesi because için you have önemli to parçalar get bence. that a lot of things Çünkü that tabii we ki do are dikkat underground and we toplamamız don't lazım. Yaptığımız çoğu şey yer altında know kalıyor. what's going on. Ne Your olduğunu basilica tam now is one of the bilemiyoruz. biggest tourist attractions in Basilik Istanbul. şu I mean, an it can be a beautiful thing to bring attention to rain harvesting. In this case, passively sanırıçlar şu above an ground. en büyük turist ilgi çeken noktalarından, It brings turistik yerlerden bir for me tanesi ve philosophical questions bizim de about beauty. farkındalığı yükseltebilmemiz Like için bunun we gibi look to nature and bir yapıya nature's beautiful. ihtiyacımız var ve And doğaya baktığımız we zaman might doğa çok güzel. not understand every little thing about that plant was for a reason. Ve I don't bu think the bitkinin plant was thinking, üzerindeki oh, her I'm yapının bir beautiful. amacı var. I think Yani bitki everything gelip evolved güzel olacağım to ben this, şeklinde var to the olmuyor. point Her şey evrimle that the kullanışlı color, the olacak shape, the şekilde, form, how it works, how it functions. rengünden, Humans görüntüsüne, have a boyutuna her disconnect şeyinin in bir my amacı mind var. about beauty. We're obsessed with İnsanlar beauty, tabii ki and güzellikle, güzel but we don't görünmeyle kafayı bozmuş understand. We durumda will ama design and create things that are bad for the biz planet, that are aslında bad for the environment, and in my gezegen mind, için, that's a çevre huge için kötü disconnect. olan şeyler And tasarlıyoruz until we güzel can olsun solve diye. that as a species and think Ve burada about bir why something is kopuş var, designed, is it doğadan just because we kopuş think var. Bir it's şeyin beautiful? Are we told sadece in the güzel fashion olduğu world or in için the architecture world, tasarlanmaması lazım. or Yani do we mimaride, have to change this idea? modada. Because we do appreciate and admire nature and say, oh, Tabii ki that's beautiful, doğanın da but güzelliğinin every single thing has farkındayız. evolved Fakat over much longer her than we've been şey on this planet bizim bu to gezegendeki medeniyetimizden become what çok you're daha looking uzun at. süre So I içerisinde think that that's just evrimleşerek bir something I amaç think sonucunda, about a bir lot. fonksiyon And sonucunda gelişmiş şeyler. Bunu düşünmemiz my gerektiğini work now düşünüyorum. at my point in life, I want it to be Ve public şu anda tabii based on nature and really doğaya understanding why dayalı something's working in nature, how can we learn bir from yapıda that. olmak istiyorum ve And doğadan nasıl this is the opening Saturday öğrenebileceğimizi düşünüyorum. that I've just come from in Ve Florida. bu Florida'da And it cumartesi pans günü over. You can açılışımızda see çevreyi to the learning gösteren bir center and kameramız my new var ve work there. gördüğünüz gibi burada eğitim merkezini So no, she knew görebiliyorsunuz. just what to do. She was showing her parents what to do. Evet, tam I olarak ne swear the yapması parents were gerektiğini like biliyordu, clueless. ailesine And de ne she was like, yapacağını no, you gösteriyordu. fill up the water Bu can. kızcağız She burada was just like dolduruyorsun buradan işte diyordu. adorable. Çok şeker bir They kızdı. had it set up that the kids learned how, like they learn where the rain comes from. It's so Ve simple, çocuklar bu şekilde but
Yağmurun nereden geldiğini öğrenebiliyorlar. Çok basit bir şey. Bir hortumdan su açtığınız zaman onun her zaman geleceğini düşünürsünüz. Ama yetişkinler için bile bu yağmurun kaynağı nedir? Bunun düşünülmesi çok önemli. Çok vaktinizi aldım, kusura bakmayın ama burası bir bisiklet yolu. Burada balıkların akışın tersine doğru gitmesi gerektiği için bir balık basamağı oluşturulan bir yerdeydim. O yüzden biraz balık motifi kullanarak yaptım. Ve burada kilden oluşturulmuş spesifik yapılar asıldığını görebiliyorsunuz. Ve çocukların, ailelerin birlikte yapabileceği bir aktivite oluşuyor. Other stormwater runoff. This was designed for a freeway. Ve görüyorsunuz bir bu bir otobanın yanı için oluşturulmuştu. Sort of green roof pavilion. Bir pavilyon şeklinde. A design that I'd love to implement using cleaning up freeways, stormwater, and creating an area to sit and learn about. Uygulamayı çok sevdiğim bir tasarım bu. Temiz su üretimi için de önemli. Bu otobanların çevresinde inşa edilebiliyor. Evet, bu kadar. Teşekkür ediyorum.